Merhaba çocuklar, hepinize günaydın. Günaydın usta. Şimdi çocuklar, benim bir işim çıktı. Bir ahbabın kızı evlenir. Şimdi gitmesem ayıp olacak. Ulaş gelince şu camlar silinsin. Meleği de çağırın yukarıdan, meselelere baksın hanım yokken. Hanım gelmeyecek mi bugün? Gelmeyecek mi? O da nereden çıktı? Hanım yokken dedim mi usta? Dedim mi? Olabilir, belki de gelmez. Kadının sağ solu belli olmuyor ki. Yani bir gün gelir, bir gün gelmez. Şu masanın örtüsünü değiştir. Kolay gelsin. Günaydın usta. Annem bugün gelmeyecek, hasta biraz. Ha, demedim mi ben? Ya sanki içime doğmuş. Hasta ha, çok mu hasta? Vah vah vah. Akşam görünce anana geçmiş olsun be hepimizden. Yani bütün Antep sofrası çalışanlar adına. Bir arayalım mı usta? Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Yok yok, aramayın. Ya rahatsız etmeyin kadıncağızı, uyusun. Ya belli ki istirahate ihtiyacı var. En mühimi istirahat. Vay Alaaddin usta, ne bu şıklık böyle? Planım var. Ha, düğüne. Günaydın Alaaddin amca. Saygılar Alaaddin amca. Yürü yürü, hadi bırak yağcını. Neden yaptığını biliyoruz bunları. Büyüklere saygı göstermeliyiz. Konuşma, Ela'yı yok karşısında. Ver şunu, ver, ver. Baba ya, eti bunlardan almaya mecbur muyuz? Niye ki? Kamil, al şunu. Hayır yani Melahat abla bir diyeceğim yok ama bu Sedat sırılsıklam salak. Sus hele Cemiş. Alo. Cemiş usta benim. Vakkas. Minnetler Vakkas usta. Senin parça gelmedi. Ama eli kulağında. Mühim değil. Ne zaman gelirse o zaman takarsın. Ben seni başka bir iş çağırıyorum. Daha acil bir iş. Akşamüstü bana gelebilir mi? Tamam Vakkas usta. Gelirim. İyi. Hem kahve içerik hem konuşurum. Hadi eyvallah, bekleyin. Eline de yakışıyor yani Şecaettin abi. İş bölümü kızım. Ben ayıklarım, ablam pişirir. Kimin düğünüymüş bu? Mehmet Bey'in kızı dedi galiba. Hangi Mehmet Bey'in? Biz de bilmiyoruz vallahi. Babam erkenden süslenip püslenip gittiğine göre yakın bir arkadaşı olmadı. Yakın arkadaşı olsa sizin de tanımanız lazım. Hatırlı bir müşterisidir ablacığım. Bak kemak yapacakmış düğünde. Daha önce de olmuş muydu böyle bir şey? Bildiğim kadarıyla hayır. Ayrıca çok heyecanlıydı. Heyecanlıydı ha? Acayip. Bence bu işin içinde bir iş var. Saçmalama abla. Bizi kandırmaya ne mecburiyeti var koskoca adamın? Nereye isterse gider. İşte o kadar. Rahat bırakın Ali Aydar ustamı ya. Telefonun çalıyor Şecaettin. Eyvah. Tansu. Günaydın Sayın Amirim. Emirim. Ben şu anda meydandaki şarküterideyim. Evet, teftişteyim. Şu peynirin faturasını çıkarsana kardeşim. Pardon Sayın Amirim. Ne diyordunuz? Emredersiniz. Görüşmek üzere. Yazıklar olsun. Bu kadar mı korkuyorsun bu kadından? Ayıp sana, ayıp. Korkmak değil be abla. Sadece biraz politik davranıyorum. Gereksiz sürtüşmelere girmektense. Efendim bana müsaade. Biri bana mı sesleniyor? Ne oldu Ali? Hanım abla hastaymış, gelmedi. Mezelerle seni ilgilenecekmişsin, usta öyle dedi. Ben mi? Ha, yıkanacak masa örtüleri de var. Tamam, geliyorum. Sanki evin işleri yetmiyormuş gibi. Git bir de meze yap. E hanım niye yapmıyor ki? Hastaymış, gelememiş. Çok tuhaf bir rastlantı. Çok tuhaf. Biri nikahta sabahın körü, öbürü hasta. Versene şu şekeri. Hayırdır. Kızım uzansana. Kolay gelsin. Oo, buyursunlar. Hanımı bir arasana Melek. Merak ettim kadıncağız. Belki uyuyordur ama Neriman abla. Ara sen canım, ara. Belki bir ihtiyacı vardır. O bizim her işimize koşuyor. Cevap yok Neriman abla. Çaldır çaldır birkaç defa daha.
Dışarı çıktı herhalde. Dışarı mı? Hasta hasta mı? Ne bileyim ben Neriman abla. Oğlu burada, ona sor. Aman pek suratsız bir herif. Anası da çekmiş. Ben şu etleri gidip alıp geleyim Neriman abla.